Selamlar. İyi miyiz? Şimdi daha iyiyiz. Selamlar. Sürekli diyordum ki video çekeceğim. Yemekleri yaparken video çekeceğim. Ama sürekli, ya sürekli dedim. Çekemiyordum bir türlü. Dedim ki Emre şu an açlıktan ölmeden hemen bir video çekelim. Basmati pirinçlerimiz şunlar kalmış. İkisini karıştıracağım. Sonra tavuk kıymamız var ve birazcık jülyen sebze yapıp bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Bire iki ölçek kullanıyoruz burada. Şimdi döküyoruz. Kapağını bulayım. En küçük olan. Tamam, bu kaynayana kadar böyle. Bana sakın demeyin, basmati yıkamıyor musun? Tamam, yıkamıyorum basmati. Direkt bu şekilde atıyorum, yapıyorum. Kaynadıktan sonra en kısa alıyoruz. O kendi halinde artık ne oluyorsa olsun. Yani gerçekten çok doğal bir halde açtım videoyu. Gerçekten bulaşıklar falan var. Şimdi tavukla ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. Tavuk kıymamız var elimizde. Ben tavuk kıymasını şimdi kavuracağım. Şöyle sular akmasın. Böyle biz yarımşar kilo ya da birer kilo olarak bu şekilde alıyoruz tavuk kıymalarımızı. Çektiriyoruz kasapta. Çok rahat oluyor. Ben de diyet yaptığımda gerçekten tavuk çiğnemeyi o şekilde sevmiyorum. Soğuk soğuk. Böyle olduğunda ufak parçalarda çok güzel oluyor. Bir sürü baharatım var tavuğa katabileceğim. Yani bir sürü. Özellikle şunlar. Ben gözükmüyorum ki. Özellikle şu baharatlar. Bir tane daha vardı. Göstereyim. Bunları aldım mesela. Ne diyor? Tüm sebze ve salatalar için. Ondan sonra tüm yemekler ve umami lezzetleri baharat karışımı. Böyle tavuk, balık, sebze, sos, çorba, mantar, makarna. Çok güzel karışımlar var. Bu da neydi? Tüm kanatlılar ve beyaz etler için diyor. Bunu kullanıyoruz. Ağır bir şey değil. Hatta içinde neler varsa söyleyeyim. Sarımsak, soğan, deniz tuzu, tatlı pul biber, tatlı kırmızı biber, zerdeçal, karabiber, kereviz, domates, özel pul biber, fesleğen, kimyon, biberiye, kekik, tarçın. Bunlar varmış içinde. Gerçekten güzel yani. Ben bunu seviyorum. Bunu kullanıyoruz. Hatta en çok bunu kullanmışız aldığımızdan beri. Şimdi tavuklarımızı yapalım. Size de öneriyorum bunu. Tavuk kıyması gerçekten çok rahat oluyor. Daha çok yemeğe ihtiyacınız varsa ve tavuğu çiğnemekten artık bıktıysanız şey olarak hani ısırıp koca koca o ağzınızda büyür ya o lokma. Ondan tamamen kurtuluyorsunuz. Neredeyse pirinç kadar ufalıyor. Hani pirinçle böyle tek kaşıkta alacak şekilde böyle karışık bir şeyler yapalım. Sebze dolapta kalanlar var. Salatalık, domates, kabak falan var. Şimdi onlarla güzel bir şeyler yapalım. Şimdi böyle bir tavamız var. Onun üstüne
Ya 1 kilo yani tavuk kıyması. Şöyle oldukça fazla baharat atıyorum ve bunu neredesin? Bununla iyice parçalara bölerek bunu sote yapacağız şimdi. Kavuracağız. Şimdi bunu yıkayacağım. Airfryer'da biraz patates yapacağım. Şu an kutusunu göremiyorsunuz ama. Bunu da dün et pişirmiştim. Bayağı çiğ et kokuyor. O yüzden yıkamam gerekiyor. Bunları böyle böyle daha da küçük hale gelene kadar böyle eziyorum. Ki böyle top top olmasın. Basit yani. Zaten kavururken şöyle şöyle yaparsanız hem döndürmüş oluyorsunuz hem boyutlarını küçültmüş oluyorsunuz. Yoksa top top oluyor. Sizinle ufak bir dertleşelim. Ben tatilden zaten yeni döndük. Ne zaman döndük? Cuma günü döndük. O gün hiçbir şey yapmadık. Cumartesi, bugün pazar yani 2 gün oldu. Hiçbir şey yapasım yok. Daha yemek falan yeni yapıyorum. O kadar orada rahat alıştım ki burada ne gerçekten yemek yiyesim var artık ne de yemek yapasım var. Emre artık bir düzen oturtmaya çalıştığı için hani bugün yapalım yemek falan dedi. O yüzden yemek yaptım. Gerçekten hani ıvır zıvır her şeyle o kadar geçiştirebilirim ki öğünleri. Kendime de bir tane falafelim vardı. Onu hiç açmamıştım. Falafel yapmayı düşünüyorum. Böyle lavaş, işte marul, mayonez falan böyle güzel olur mu bilmiyorum. Ben genelde falafel sevmiyorum. Sadece bir videoda gitmiştik ya bir... Neydi orası ya? İsmini unuttum. Bir tane videom vardı. Orada beğenmiştim falafeli. Dedim ki ya benim diğer yediklerim hiçbiri falafel değilmiş demek ki dedim. Süper bir freşim var. Şimdi yine beğenmeyeceğim muhtemelen. O kadar da hazırlamak, o lavaşın paketini falan boşuna açmak istemiyorum. Paket dolapta duruyor. Hani böyle toplu bir şey olur. Böyle köfte dürüm yaparız diye açmadım. Çünkü bayatlıyor. Şimdi onu yapacağım. Emre onu görsün diyecek bana niye yapmadın? Benim bütün yemeklerimi kıskanıyor. Ben kendime yaptım. Onu yemeyeceğini biliyorum ama ben de gördüğü için istiyor. Şimdi patateslerimizi atalım ki o da anca 20 dakikada falan oluyor. Böyle nar gibi kızarmış olması için. Bir de şurada o tavukların yanında bir etler vardı. Onları da akşama... Ben şu an o kadar aç değilim yani. Kendime son Emre istiyor diye yapıyorum. Belki de falafelle falan da uğraşmam. Önce patatesleri atalım. Ondan sonra en azından akşama yetişecek bir sebze böyle jülyen bir şeyler yapalım. Biber var mı hatırlamıyorum. Emre çok seviyor böyle. Tükettiğimiz patates. Ne bu? Nereden aldım? Çok marketten falan alıyoruz. İlkten Super Fresh'ten aldım. Özellikle bu kalın olan hangisi? Jumbo patateslerden aldım mesela. Airfryer'da tamam dışı çıtır ama iç hep bir püre. Onun doğası öyle hani yağda kızartmadığınız sürece ben onu Airfryer'e uygun görmedim. Sonra ince parmak patatesini aldım. Yani biraz pahalı diğer şeylere göre ve hepsinde bana bir koku geliyordu. Ya dedim artık yapmayalım o zaman patates sürekli böyle kokuyorsa diye. Sonra hatırlıyorum annem yapıyordu yani bunu veya Bim'in markasını. Yağda yapıyordu ama nasıl güzel oluyordu var ya. Biz de aldık şoktan. Ondan sonra yemin ediyorum mis gibi. Hani yağsız yapıyoruz ama o patates kızartmasının böyle yağda kızarmış gibi kokusu geliyor burnuma. O yüzden seviyorum. Airfryer'ın içi biraz suluydu yani nemli kaldı ama 2 dakika hemen çalıştırdım. Şimdi bunlar hemen dursun. Bilmiyorum 180 derece gösteriyor aslında çalışma ayarını patates donmuş patates kızartmasında. Ben yani 200 derece falan yapıyorum. Emre bayağı çıtır ve kızarmış seviyor. O yüzden yapıyorum arada sallıyorum falan. 180 derece bana biraz az geliyor. Ama 2 kere denemiştim. Birini normal parmak patates yaptım. Normal patatesi.
soyup yaptım falan. Çok enteresan şeyler oldu. 200 derecede asla pişmiyor bu arada. Söndü gitti böyle patatesler. Ben de 180 dereceye aldım. Biraz kendine geldikten sonra kızarması için tekrar 200 dereceye aldım. Falan filan ama yani bu okey. Elimde şöyle aldığım bir haftadır duran ama hiçbir şey olmayan kabaklarım var. Ufak da boyda bir kabaklar. Sakız kabakmış zaten bu. Daha ufak oluyor. Şimdi dedim ki bunları jülyen yapsam, hadi bir tane yapsam, iki tane yapsam okey. Hepsini bitiremeyeceğiz, daha da vakit geçiyor. Aklıma şöyle bir şey geldi, hiç yapmadım ama air fry'de falan güzel pişeceğini düşünüyorum. Böyle kabaktan ne yapıyor, mücver falan rendeleyip ondan sonra işte baharatsa baharat bir şeylerle. Onun tarifine bir bakayım ben çünkü yanlış yapmayalım. Ondan sonra bunu yapalım. Emre'ye de şimdilik şöyle bir tabak hazırladım. Dumanın üstünde. Her zaman sıcak yiyemediğimiz için bayağı da bir basmati ve tavuk koydum. Bilgisayar başında şimdi çalışırken bunları gayet güzel gömer. Akşama daha değişik güzel bir şey yapacağım, yanına ilave ederim. Şimdi aceleden, yani bulaşıklar bile duruyor. Ben hiç böyle bir insan değildim. Eskiden böyleydim ama evlendiğimizden beri hiç böyle insan değildim. Gerçekten bana bir şeyler oldu. Patatesleri kızartalım. Onları da bir tabağa koyayım. Hemen Emre'ye yollayalım. Daha sonra ben buraları toplayayım ve şu kabakla ilgili tarife bakalım. Ve evet, artık acıktım. Emre de yemeğini yedi, bitirdi ve yer misin dedim de yine yerim dedi. Şunu yapacağım falan. Boyutlarını bilmiyorum, bakalım. Kendime böyle 4 tane falan diye hesap ettim ama ufak dolu böyle boyutlar. Ben bundan yani 4 tane yerim. O yüzden şimdi air fry'e 8 tane yapacağım bundan. Güzel dürümler yapalım. Elimizdeki malzemeler. Buna bunun yakışacağını düşünüyorum. Göbeğimiz var. Bir de yaklaşık 4 aydır bizimle olan ve hiç kullanmadığımız tam burada lavaşlarımız. Bunu açmaya çekiniyordum. Ama bunun çıt çıt bir şeyi varmış ya. Bunlardan iki tane kullanacağım. Şimdi birazcık sosları karıştırmak istiyorum. Belki daha güzel bir şey çıkar. Ketçap. Acı sos. Çok az da Sezar sosu. Bu kadar beklemiyordum. Üzdü. Sandviç turşusu. Böyle tatlı yani. Bildiğiniz tatlı. Başardım, ben açtım. Ya Allah affetsin, lavaşın tadı gerçekten çok kötü geliyor. Falafeli zaten bilmiyorum ve ama lavaş hayallerimi yıktı, darma duman oldu, istediğim gibi saramadım çünkü kıvırdığınız zaman kırılıyor, böyle bir şey olamaz. Neyse ki ayran. Şimdi bakalım tadına.
Görüyorum. Şöyle ki rendimizi aldık. Kabaklarımızı şu baş ve son kısımlarını bıraktım sadece. Kabuklarını soyduk kabaklarımızı. Şimdi onları rendeleyeceğiz. Bakalım olacak mı? Bende biraz fazla kabak var galiba. O yüzden kıvamı tutacak mı bilmiyorum. Ben zaten hepsini kullanmak için yapmak istiyorum ama şöyle hızlı hızlı aldık. Sevdiğim şeylerden biri dereotu ve 3-4 dalda böyle taze soğan gerekiyormuş. Ya Emre, bunları arkadaşlar ince ince kıyıyormuşuz. Ben de ilk defa yapıyorum. Göreceğiz bakalım Emre Bey beğenecek mi? Ben çok sevdim şimdiden. Daha 3 tane yumurta kırmamız gerekiyor. Ama bir parça yapıyoruz, tamam mı? Biraz işte pul biber. Burada tuzum var. Aa! Bunu göz kararı, bunu nasıl ayarlayacağız? Beni kaşındıracak olan karabiberimiz. Niye kaşındıracak? Bunları iyice çırpın diyor. Çünkü suyunu süzmemiz gerekiyormuş. Ben biraz daha fazla koyacağım. Çok mu koyuyorsun? Sonra dereotları ve soğanlar. Çok fazla unu ona göre koyduğum için bu biraz katı kaldı. Şimdi bir yumurtayla bu kendini toparlayacağım. Bunları da böyle elimizde suyunu sıkıp atıyormuşuz. Yani arkadaşlar şöyle bir şey çıktı ortaya. Böyle kıvamı da böyle. Böyle yağın içerisine, az yağın içerisine bırakacağız. Hemen şimdi ocağa geçelim. Yok.
Tamam, içinden izleyeceğim. İzle buradan. Otur da orada izle. Kızın savaşı yok. Arkadaşlar sonunda bitirdim. Emre'nin editlerinden dolayı saat 1'e kaldı neredeyse. Saat kaç? 1 mi? Saat 1 evet. Saat 1'de de olsa yaptım. Ne zaman yiyeceğiz? Şimdi yiyebiliriz. Tadım için yetkili birini çağırdım. Bak, yağlı mı? Zeytinyağı. Çatal verir misin bunu? Şu elimle ilk yaptığım bir dakika şöyle bir çekelim. Ben elimle dokunmak istemiyorum. Tamam. Göstermek istiyorum. Altın çatalı yanında. Şu arkadaşlar, şu ilk yaptım. Daha yağlı bir tavada yaptım. Daha kızardı böyle. Şu en yağsız olan, en sonuncu pişenlerden. Bir dakika, bir dakika. Bu neydi? Kabak mücveri mi? Bu kabak mücveri. Şu an yamuk. Oha! Normal mücver lan bu. Vallahi bak ya. Biraz sürek ama. Normal mücver lan bu. Sen bu işi biliyorsun kardeşim. Aferin çak. Çok iyi. Ben gerçekten fail olacağını düşündüm. Çok sıcak, hem ağzım yandı. Gerçekten fail olacağını düşündüm. Yok. No, arkadaşlar bildiğiniz normal mücver hayatınızda yemişsiniz o. Hayır ya. Tamam, yanlış kanaldayız. Ben şu ilk pişmişi istiyorum. Yemeyeceğim neden? Bilmem, bilmem istiyorum. Tamam, soğuklardan ye. Biraz susulmuşsun ama. Soğuklardan ye. Güzel mi? Çok güzel. Valla. Olle de molle, gerçekten. Bayağı iyi. Çok fazla iyi. Bu kadar sağlıklı bir şey için çok fazla iyi. Tuzu falan filan her şey çok iyi. Pul biberin tadı o kadar güzel geliyor ki. Kabak o kadar güzel bir hem zıtlık hem de uyum yakalamış ki. İnanılmaz bir tat vermiş. Siz de denerseniz benimle paylaşmayı unutmayın. Afiyet olsun.